Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Gel ey Muhammed, bahardır. Dudaklar arasında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerinizi ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık, türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanlarını Davut okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, ey Yasinler. Sayın protokol, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Hepinizi Kırcali Bölge Müftülüğü adına selamlıyor. Allah'ın selamının, rahmetinin, bereketinin, hidayetinin, inayetinin sizlerin, ailenizin, çoluğunuzun, çocuğumuzun üzerine olmasını Yüce Rabbim'den diliyor. Bu güzel atmosferi bizlerle beraber yaşadığınız için şükranlarımızı arz ediyoruz. Elhamdülillah, farklı bir ortam, farklı bir güzellik. Değerli kardeşlerim, mübarek üç ayların başta Bulgaristan Müslümanları ve tüm İslam alemi için birlikteliğe, beraberliğe, kaynaşmaya vesile kılmasını Yüce Rabbim'den diliyorum. Sayın protokol, kıymetli misafirler, Kutlu Doğum'un 1444. sene-i münasebesi münasebetiyle 20 Nisan tarihinde pazartesi günü geçen hafta Mestanlı İmam Hatip Lisemizde anlamlı, bir o kadar da manidar baş müftülüğümüz müftü yardımcısı Birali Bey'in de bulunmuş olduğu ortamda çok güzel programın icrası bizleri oldukça etkilemişti. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi, güzelliği, farkındalıklarımıza farkında katma noktasında birlikteliğimizin kuvvetlenmesine bir çığır açtığı düşüncesini taşımaktayım elhamdülillah. Bugün de yine sizlerle beraber burada Makaza Oteli düğün salonunda bir araya getiren Rabbıma şükürler olsun. Burada bulunmamızın amacı, hedefimiz Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek ahlakı olan Kur'an'ı anlamak, hayatımıza tatbik etmek, onun gibi kul, onun gibi eş, onun gibi baba olabilmek, onun gibi arkadaş, onun gibi doğru, adaletli, alçak gönüllü, cesaretli, onun gibi güven veren, misafirperver ve onun gibi Rabbine ibadetten asla ama asla geri durmayan ve Allah'ın sevgisiyle coşan insanlar yetiştirmek hedefimiz olmalıdır değerli kardeşlerim, muhterem konuklar. Şu anda buraya teşrif eden siz değerli kardeşlerimize her şeyden önce teşekkürlerimizi bir borç ediyoruz. Protokol takdimini yaptıktan sonra Mustafa Özcan Güneş Doğdu'nun biyografisini vermek istiyorum. Bulgaristan Müslümanları baş müftüsü Doktor Mustafa Hacı Ali Şeyler aramızdalar. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Fiilye Başkonsolosumuz Sayın Alper Aktaş Beyler aramızdalar. Hoş geldiniz. Kırcaylı milletvekillerimiz,
Şaban Ali Ahmet Beyler aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Yine milletvekilimiz Erdinç Hayrola Beyler aramızdalar. Hoş geldiniz Şaban Beyler. Türkiye Cumhuriyeti Dil ve Din Hizmetleri Ateşemiz Sayın Metin Akbaş aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Yunanistan Gümrüğü'ne seçilmiş müftümüz Sayın Faziletli İbrahim Şerif Hocam, hoş geldiniz. Sabahlar. Gümrüğü'ne seçilmiş müftü yardımcılarımızdan Fehim Ahmet Beyler, hoş geldiniz. Sabahlar getirdiniz. Asova Bölge Müftüm Sayın Basri Emin Efendi, hoş geldiniz efendim. Koşukavak İl Müftümüz Sayın Nasuh Hocam, hoş geldiniz. Sayın Kırcaali Belediye Başkanımız Mühendis Hasan Aziz Beyler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hak ve Özgürlükler Hareketi Kırcaali İl Başkanı ve Cebel Belediye Başkanımız Bahri Ömer Bey, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ardino Belediye Başkanımız Resmi Murat Beyefendi, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Koşukavak Belediyesi Meclis Başkanımız Metin Bayram Ali Beyler, hoş geldiniz. Muhterem protokol, kıymetli misafirler, Mustafa Özcan Güneşoğlu Hoca Efendi'nin biyografisine bakacak olursa, 4 Eylül 1970 yılında Çankırı'nın orta kazasına bağlı Sakka Eli köyünde dünyaya geldiler. 1979 yılında Almanya'ya ailesinin yanına gittiler. Babasının kendisine merhum Abdülbasit Abdülsamed'in kasetini göstererek "bu hoca efendi gibi okumayı istiyorum" demesi üzerine Kur'an okumaya başlamış oldu. Almanya'da Konyalı Hafız Ramazan Minas Hoca Efendi'den Kur'an okumasını öğrendi. Samsun Vezirköprülü Kurra Hafız Halit Tanrı verdiler hıfzını tamamladı. Ondan talim, tecvid, kıraat dersleri aldı ve Arapça dilini geliştirmek üzere Mısır'a gitti, bir dönem orada kaldılar. Hamburg Merkez Camii'nde 8 yıl imamlık görevini sürdürdüler. 1985 yılında Avrupa Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında birinci oldular. Ocak 1991 yılında 21 yaşında Mekke-i Mükerreme'de 23 devlet, 52 cemiyet ve teşkilatın 182 yarışmacısıyla katılmış olduğu 13. Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmasında güzel okuma dalında dünya birincisi oldular. 2003 yılında Kur'an Recitation isimli Almanca mahalli ilk Kur'an-ı Kerim albümünü yayınladılar. Bugün Türkiye ve dünyada büyük ilgiyle izlenen Mayde-i Kur'an, yani Kur'an Ziyafetler Programları Projesi kapsamında kendisinin organize etmiş olduğu bu programlar ilgiyle, alakayla devam ede gelmekte. Mustafa Özcan Güneşdoğdu Hoca Efendi halen çeşitli televizyon kanallarında program yapmakta, ayrıca dini musiki alanında albümler yayınlamaktadır. 2013 ve 2014 yıllarında dünyanın en etkili ve en saygın 500 Müslüman listesinde etkin hafız olarak zikredilmiştir. Mustafa Özcan Güneşdoğdu şu an Ankara'da çalışmalarına aralıksız olarak devam etmektedir. Hocama buraya kadar teşrif ettikleri için özellikle Sayın Beyhan Mehmet hocamızın ricası doğrultusunda hiçbir maddi karşılık beklemeksizin manevi ölçüde siz değerli Kırcaali halkına hitap etmenin güzelliğini sergileme noktasında bir peygamberi aşk ile buraya geldiler. Kendilerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, Allah sizlerden razı olsun diyor.
de kelamların en güzeli olan açılış Kur'an-ı Kerim'ini okumak üzere Sayın Mustafa Özcan Güneşdoğdu Beyefendi'yi mikrofona davet ediyorum. Şükürsüz davrandık. Tevbe ettik. Sonra bozuk tutmadık. Ne olur affeyle. Rahman Allah'ım. Zulmeden biziz. Sen zulmetmezsin. Zalimi de galip getiren sensin. Bu gafletten uyanalım istersin. Ne olur rahmetle, rahim Allah. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. ولكن رسول الله
Yeah.